Hakan Koç. Evet, senin çoraplardan göndereceğim ona. Yeni ona sevgilisi oyuncu Hazal Subaşı. Aynı klipte oynayıp oynar mı acaba diye bizim gazeteci arkadaşlar sormuş tamam, magazinindeki güzeller güzeli kardeşlerim. O da ilginç bir cevap vermiş. Diyor ki Oğuzhan, buyurunuz. Yeni şarkının klibinde beraber rol almayı düşünür müsünüz? Henüz erken. Bir de o kadar yoğun çalışıyor ki. Yok, benim kliplerim o kadar iyi oyuncuyu hak etmiyor şu an. Yani biz uzaklara bakıp şarkımızı söylüyoruz. Tabii. Bir şarkınızda Aline Boz'dan tuttuğunda yaklaşık... Tabii ki onlar çok sevdiğim, çok yetenekli arkadaşlarım. Bakma, Hazal Hanım'ı överken kendimi biraz yerdim. Yoksa benim klipler de fena değil. Hakkımı da yemeyeyim. Ne oluyor gerçekten? Tabii, doğru. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Eyvallah, görüşürüz. Bir detay alalım efendim. Beyaz çoraplar çok konuşulacak cinsler. Hadi buyurun. Sen hep ben oldum. Hadi. Asla. Hazal Hanım neler diyeceğiz acaba? Valla çoraplardan başlarsak eğer, evet. Seni bugüne kadar görmediğim renk çorap kalmadı herhalde. Evet. Yani kendim seni kadar renkli değilim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul dışında bir yerde yine senin çoraplarından mevzubayız. Yanım ablam geldi, dedi ki sizi öyle seviyorum, böyle seviyorum, her sabah bakıyorum Muratçığım ne renk çorap giymiş. Hı. Ya yıllar öncesinden öyle çıktık. Acaba diye. Yapıştı saatini, bize. Saatini, gözlüğünü, çorabını, her şeyini ya. Takipteler. Bak haberin olsun. Maşallah. Bu tabii. Renkli çorap güzel. Beyaz giyer misin Oğuzhan gibi? Spor salonunda vesaire giyildiniz de bu şekilde mi? Evet. Valla konuşulmak için giyerim ve niye giyerim? Bizim dayılar falan giyerdi önceden ya. Var ya yani öyle Michael beyaz Jackson çoraplar. Michael Jackson da giydi. Evet. Dünyada böyle kısa paça, aha, beyaz çorap falan. Ama bu şekildeyken bilmiyorum, giymem herhalde ya. Çünkü onun bir algılısı var ya. Yani dayıcım hoş geldin gibilerinden. Evet. Hı? Sıra dışı bir hali var ama yani giyimde. Düğünde de hatırlasan ayakkabılarını oldukça fazla konuşmuştuk. Sonra gerçi hani düğünde konuşmamak. Aa evet. Bu ne? İşte böyle böyle çoraplar mesela. Hani giyilebilir, niye giyilmesin? Tabii bence çok eğlenceli. Mutlu oluyorsun bunları giyince değil mi Murat? Tabii güzel. Kaç yıldır bu tarzını devam ettiriyorsun? Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Yaklaşık 11 yıldır, 12 yıldır falan. Yani işte başka bir yerlerde ekrana beri. Çıktığımızda hafta sonu vesaire böyle evet. Çoraplar giyelim dedik. O dönem Mehmet Ali Brandt vardı. Allah rahmet eylesin. Evet. Kırmızı saatler, şu saatler, evet. Bu saatler. Bir kravatlar. Güzel bir zamandı. Her şey renkli, tatlı tatlı gidiyorduk. Sonra işte üstümüze yapıştı, ne güzel. Sen giymezsin beyaz. Şu an şurada mesela şu ayakkabıya bir beyaz çorap giyeydin ne güzel olurdu. Konuşurduk hep beraber. Ben yani çorap senin kadar renkli olduğumu söyleyemem gerçekten. Hmm. Ama ben de hani ne bileyim bir tarz olarak bir şey gerekiyorsa giyerim. Ama vallahi senin kadar cesur değilim. Ama sen günlük hayatında da kullanıyorsun. Yani niye ekstra tabii bir ekstra bir çorap niye giyiyorum yani? Yayına giyerken gelmiyor sadece. Hmm, yıkıyorum, giyiyorum o kadar. 3 tane zaten var. Vallahi herhalde 8 çekmece falan çorabı var. Sağ olsun gönderiyorlar da yani. O da senin yani. Koleksiyonun. Evet, çok güzel. Peki ne demiş burada? Çok büyük aşk yaşadıklarından bahsediyorlar. Çok mutlular. Güzel. Benim klibimde oynayacak kadar böyle bir oyuncuydu. Ben niye meşgul edeyim? Zaten çok dolu diyor. Yok, onu ciddiye alacak bir durum değil. Zaten kendisinde yeri orada arkadaşların sorusu. Evet, öyle şaka vari yaklaşmaları tabii. Güzel bu arkadaşların. Ama bir taraftan da tabii ya kendisinin yaptığı iş az değil. Tabii canım. Değil mi? Zamanında o da çok güzel oyunculuk yaptı. Aynen. Ha, ondan sonra böyle albüm, hop, klipler vesaire. Bak adından söz ettiriyor ne kadar güzel ki. Aynı kafada demek ki aynı sektörde birbirlerine anlamışlar, mutlu olmuşlar.